Biz gerçekten bunu mu istiyoruz? Bir oyun yapan şeyin nasıl göründüğüyle ne kadar bağlantılıdır mesela? Veya senin için bir oyunun olmazsa olmazı nedir abi? Bu soruları 3 aşağı 5 yukarı cevaplarız belki ama ilk sorduğum sorunun cevabını bence yaşamadan bilemeyiz. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Evet, oyunlar iyi gözüksün, gerçek gibi gözüksün ama bu fazla değil mi abi ya? Evet, inanılmaz derecede iyi ve gerçekçi gözüküyor ama bir o kadar da ürkütücü değil mi? Yoksa ben mi drama yapıyorum? Görüntüsünü izlediğimiz oyunun adı Unrecord. Ve bu oyunun aylar önce bir oynanış videosu daha yayınlanmıştı. Belki hatırlayanlar vardır. Ben o videoyu ilk izlediğimde daha ikinci saniyesinde falan aha yeni bir scam vakası daha diye söylenmiştim. Ama aynı zamanda fragmanı ağzımın suyu aka aka da izlemiştim. Daha önce de böyle zamanına göre üst düzey gözüken oyunlar görmüştük. Ama genelde bir süre sonra sesleri çıkmadan unutulup gitmişlerdi. Fakat 19 Nisan'da yayınlanan fragmanla tekrardan hop kardeşim bizi unutmayın gümbür gümbür geliyoruz dercesine bir fragman daha yayınlandı. Daha ilk saniyesinden itibaren sanki gerçek bir video kaydıymış gibi bir hissiyat vermiyor mu abi? Bu nasıl bir şeydir? Fakat şurada bir duralım. Sar geri. Yerdeki taşlara dikkatlice bir bakar mısın? Bir yapaylık vardı mı yani bariz şekilde var hem de. Böyle dümdüz izlerken fark edilmeyecek bir detay ama ağır ağır izleyince gözüme direkt battı benim. Neyse ilerleyelim biraz. Yürürken bile kamera aşırı sarsılıyor bu arada. Yani bu noktada fragmanı ikinci kez izlerken aklıma gelen ilk şey abi benim midem bulanır lan bunu oynarken diye bir düşünce oldu. Harbiden de daha yürürken bile fena bir sallantı var. Bunun iki büyük sebebi var. Birincisi oyunun gerçekçiliğini arttırmak istemeleri. Diğeri de bakış açısının bir bodycam ile sağlanması. Umarım shaking ayarı falan vardır yani. Silahı ilk çıkartıp iç mekana girdiğimiz anda ben ikinci bir şoku yaşadım bu arada. Bu nasıl bir görüntüdür lan? Hatta görüntüyü geç ışıklandırma neden bu kadar harika gözüküyor lan? Odanın sağ üst köşesinden gelen ışık kaynağından ziyade silahın flashlight'ının vurduğu noktalar bile harika duruyor. Fakat yine bariz şekilde göze batan şeyler var. Yer kaplamaları. Oraya dikkatini verirsen işin büyüsü bir tık bozuluyor maalesef. Biraz daha ilerledikten sonra altıma sıçtığım bir sekans geliyor. Aslında korkunç bir şey yok ama işte oyunun fazla gerçekçi olmasından dolayı o ambiyansa kapılınca en ufak tıkırtı bile korkutabiliyor. Ki zaten ben korku oyunu bile oynayamayan bir insanım. Şu sahnedeki gerilime bir baksana ya. Shots fired! Shots fired! Ve fark ettiysen oyunda ani kararlar verilmesi gereken anlar da olacak gibi duruyor. Hatta gibi değil direkt öyle bir mekanik var. Yani bu kadar gerçekçilik ve gerilimin üzerine bir de bir şeylere karar vermek zorunda kalmak cidden hem heyecanlandırıcı hem de oldukça terletici gibi duruyor. Burada tek bir seçenek var ama ilerleyen dakikalarda birden fazla seçenek olduğunu göreceksin zaten. Zaten oyunun yapımcısı oyunda ahlaki seçimler yapmak zorunda kalacağımızı da söylemiş. Yani zor seçimler yapmamız gereken sekanslar olacakmış. Full hikayeli bir oyun olarak planlandığı için güzel bir dokunuş olacaktır diye düşünüyorum. Yani aksiyonu çok severim ama bir derinlik katmak için zorlu seçimler yapabilme fırsatımın olması beni daha da iştahlandırıyor. Sürekli vur kır parçalı da olmaz sonuçta. Hani az önce söylemiştim ya kamera çok sallanıyor diye. Sanki bunu koşarken biraz daha stabilize etmişler gibi ama ateş ederken kamera bildiğin coşuyor gene. Hem ağır bir blur hem de fena bir titreme efekti var ekranda. Evet gerçekçi olması için olmazsa olmaz bunlar ama bu detaylar oyunu uzun süre oynamamızı baltalar gibi düşünüyorum. Adamı vurduktan sonra adama yaklaştığımız noktada yerde yatan cesedin aşırı boktan gözüktüğünü fark ettim bu arada. Yani bu oyunun genel görüntüsüne nazaran boktan diyorum. Bir şeyler yalnız sanki bilmem fark ettim sende. Bir yapaylık var yani. Özellikle sol bacağında. Şu adamı vurup bu kapıyı açmaya çalıştığımızda tam tekmelediğimiz kısımda bir ezilme olması inanılmaz hoş duruyor. Videonun biraz devamında karanlık bir ortama giriyoruz ve gerilim seviyesi de iyice artıyor. Şunun bir korku oyunu olduğunu hayal etsene yani kalp krizi geçirme garantili. Bunlardan da ziyade bu oyun hakkında benim en çok endişe duyduğum şey sanırım oynanış kısmı. Çünkü grafiklere diyecek söz yok. Şu an sanırım daha üstünde gözüken bir oyun yok piyasada. Ve bu kamera açısıyla oynadığımız bir oyunu nasıl ayarlayıp da rahat bir şekilde oynatabilecekler acaba? Yani çünkü hem alışık olduğumuz bir şey değil hem de bu kamera açısının bir oyuna ne kadar uygun olduğunu bilmiyoruz. Evet izlerken çok güzel duruyor olabilir ama bir de saatlerce bu şekilde oyun oynadığını düşün. Bunun yanı sıra hikayeli bir oyun olacağından dolayı nedense çok kısa sürecek bir oyun olduğunu da düşünmeye başladım. Oyun harika olacak belki ama epi topu 4-5 saatte bitirip kenara koyulacak ve birkaç farklı sonu olabilecek gibi geliyor. Günümüzdeki içi boş açık dünyalara sahip oyunlara gözüm kapalı tercih ederim 4-5 saatlik dolu dolu oyunları ama bu oyun göründüğü kadar iyi bir oynanış sunacaksa da en az bir 10 saatte oynamak isterim be abi. Hazır bilgisayarda yenilemişken şu grafiklerle bir oyunun tadına bakmak isterim açıkçası. Hatta inanılmaz pahalı olmazsa ve kandırılmıyorsak oynanış videosu veya inceleme videosu da kanala gelebilir. Merak ediyorsan ve izlemek istersen abone olabilirsin. Ayrıca FPS oyunlarına meraklıysan Counter-Strike'ın bilinmeyen hikayeli oyunlarına da bakabilirsin. Ben şimdilik kaçtım. Görüşürüz.